ile ilgili ve o davayı açan, bu sefer Süleyman Soylu davayı açan Kılıçdaroğlu'nun avukatına hakaret eden bir tweet daha paylaştı. Orada tam anlamadığımız ifadeler de kullandı. Şimdi hem bunu konuşalım istiyoruz hem de Metin Külünk bugünlerde Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki yayınında öğrencilerin sorularını, gençlerin sorularını yanıtladı. Orada yaptığı bir takım açıklamalar var. O açıklamaları da konuşacağız. Cengiz Erdinç gazeteci karşımızda. Hoş geldiniz Cengiz Erdinç. Hoş bulduk, merhaba. Cevapları olan sorular mı bunlar? Yani ona rağmen mi cevap verilmiyor? Aşağı yukarı biraz var cevapları, ipuçları var daha doğrusu. Bazı şeyler de karışıyor birbirine, kesişiyor aslında. Soylu'nun oğlunun aracının aranmasıyla bataklık olayı farklı farklı olaylar. Bataklıkta sanki bir burada bir bağlantı varmış gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. açıklamalarından evet. anlıyoruz. Aslında ilk olay 2017'de Soylu'nun aracının, oğlunun bulunduğu aracın aranması Gazi Osman Paşa'da. Hatta Gazi Osman Paşa sınırları biraz dışında aranması. Burada Mustafa Çalışkan'ın bir operasyonu bu. Hedef de Soylu'nun oğlunun yanında o zaman aranmayan ama suç dünyasından bir isim var. Bununla birlikte görüntülenmesi ya da gösterilmesi diyebiliriz buna. Hatta şöyle oluyor, araçtan indirip işte yere yatırmaya falan çalışıyorlar, biraz yağmurlu da bir hava. Esnaf çevreden ya ne yapıyorsunuz, o tanıdığımız biri, Soylu'nun oğlu vesaire diyor Gazi Osman Paşa çevresi olduğu için. Böyle bir olay. Bu olaydan ilk bahseden gazeteci Ali Tarakçı'ydı 2017'de. Bir ay sonra ayağından vuruldu bu nedenle ve bu faili meçhul kaldı. Neden faili meçhul kaldı? Orası da tartışmalı. Yani özellikle İçişleri Bakanı'nın oğluyla ilgili böyle bir şey söyledikten sonra faili meçhul kalması. İkinci olay bataklık operasyonu ise orada Nevzat Kaya vardı, Yeniköy Motors'un sahibi, gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı ve dosyanın dışına çıkarıldı. O şeyden de bir araba hikayesi vardı değil mi? Evet, evet, evet. Orada da hem Peker'in iddiaları vardı. Süleyman Soylu'nun oğlu adına kayıtlı tahsisli plaka denen bir şey var. Önemli kişiler, koruma altında olanlar, bir dönem Sedat Peker'in de vardı mesela. Bir plaka taşıyor, bu plaka çevrilmiyor, ceza yazılmıyor, kontrol edilmiyor, her şeyden bağışık. Süleyman Soylu'nun da oğlunda böyle bir araç var, yakına olduğu için, korunması gerektiği için. Bu aracı Nevzat Kaya'nın kullandığı iddiası vardı. Hatta Tolga Şardan bir takım iddiaları gene yazdı Soylu'yla ilgili. O da şuydu, işte Soylu'nun oğluyla Nevzat Kaya arasında bir inşaat olayı var. Ortak bir inşaatları var. Orada bir takım para alışverişinde anlaşmazlıklar var falan gibi. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Bataklık operasyonundaki en önemli olay bu değil. Asıl olay Devlet Bahçeli'nin ricasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Kocakaya'nın istifa etmesi. Evet. Kocakaya'nın oğlu da avukattı ve bataklık davasında avukattı. Orada ters düştüğü bir hakimi Kocakaya HSK üzerinden Fethullahçı diye görevden almak isteyince problem çıkmıştı. Bunu İsmail Saymaz yazdı bir dönem. Asıl mesele oydu. Bataklık operasyonunda da polisten çok yargıyla ilgili sorunlar var. Ha bir de tahsisli plaka bir tane daha var bataklık operasyonunda. O da şu, Ümraniye Eski Emniyet Müdürü'nün aracı, bu anlamda tahsisli korumaya tabi plakalı aracı Nejat Taş tarafından para sevkiyatında kullanılıyordu. Bu bataklık operasyonunda vardı. Yine bataklık operasyonunun önemli isimlerinden Çetin Gören kırmızı bültenle arandığı sırada iki ayrı silah ruhsatı almıştı. O ruhsatları veren vali Sakarya'da hala görevde bildiğim kadarıyla. Ama Çetin Gören Fethullahçılar tarafından da korunuyordu.
Yani soruların o kadar çok cevapları var ki. Peki bu bataklık operasyonunda hiç tutuklu kalmamasına ne diyeceğiz? Çünkü bir dönem İçişleri Bakanı bu meseleyi çok ciddi biçimde savunmuştu bildiğim Evet. kadarıyla. Evet. Bataklık operasyonunun en büyük zaafı tek gram uyuşturucu yakalanmamasıydı. Devasa bir uyuşturucu operasyonu denmesine rağmen. Açıklama çok büyüktü ama yani tekrar Evet, uyuşturucu evet. da. Burada iddia aslında kara parayı biz ortadan kaldırdık. Kara paraya el koyduktu ama kara para konusundaki yasaklamalar, yasalar düşünüldüğünde zaten kimsenin hapis yatması çok mümkün değil kolay kolay. Burada da deliller çok sağlam değildi ve dediğim gibi hep polise odaklanılıyor ama yargıda bir takım sorunlar vardı burada. Örneğin Kaya'nın dosya dışında bırakılması polisi de rahatsız etti diye biliyorum ben. Böyle bir yanı var bu işin. Öte yandan bir başka sanıklar da var dosya dışında bırakılan ve bu yargıda çok tatsız şeyler var işte o Kocakaya'nın istifasına kadar yol açan olaylar var. Devlet Bahçeli doğrudan bu davaya müdahale olmuş oluyor bir yanıyla baktığınızda bataklık davasına. Adalet Bakanı ile Bahçeli arasında bir gerilim yaşanıyor orada yalnız onun da altını çizmek lazım. O dönemki Adalet Bakanı değil mi? Evet, Abdülhamit Gül idi o zaman. Gül'le. Gül'le arasında yaşanıyor böyle bir şey. Bataklık'ta ayrıca 3 ayrı dava var. Biri Gaziantep'te, biri Adana'da. Hepsinden yırtmış, yani kırmızı bir tane aranıyor, silah ruhsatı veriliyor. O bir yana Çetin Gören bu 3 davadan da yırtmış ve bunu yapan da daha sonra Fethullahçılıktan soruşturulan ve hakimlikten çıkarılan isimler. Bu da önemli bir yanı ama dediğim gibi kara para konusunda, para aklama konusunda ve suç gelirleri konusunda yasalar Nasrettin Hoca türbesi olduğu için çok doğal olarak herkes serbest kaldı. Yani iş, Yani ama bize uyuşturucu operasyonu gibi anlatıldı, değil mi o evet, savcı evet, evet. tarafından? Öyleydi de yani orada tespit edilen bir takım konuşmalar, paralar var. Londra'ya giden uyuşturucunun Londra'dan daha doğrusu Avrupa'ya sevk edilen uyuşturucunun parasının Londra'dan tır şoförleri aracılığıyla getirilmesi. Kabaca bu, çizilen manzara bu. Onun dışında Çetin Gören servetini getiriyor. Çetin Gören kokain kaçakçılığında Avrupa'da çok önemli bir isim. Ta 2010'lardan başlıyor. Serbest mi bu adam şu anda Türkiye'de? Şu anda serbest, evet. Kırmızı bültenle aranıyordu. Yani o da nasıl oluyor çok bilmiyorum. İki ülke Brezilya ve Hollanda kırmızı bültenle aranıyordu. Zaten Türkiye'ye kaçışı da Hollanda'da hüküm giyeceğini anlayınca evde kelepçeyle, elektronik kelepçeyle ev hapsindeydi. Kelepçeyi kırıp Türkiye'ye kaçtı. Yani aslında Başka bir sürü hani bu kırmızı bülten turizmi denebileceğimiz bir akım var Avrupa'dan Türkiye'ye Türkiye'ye. doğru. Aslında Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki sözleri de yani o zaman başka bir yere oturuyor. Yani işte suç örgütleri Evet, buraya evet. geliyorlar. Bu Elbette. nereden buldun işte ne diyorduk ona biz yeni yasa Varlık çıkart. barışı. Varlık barışı yasasını 8 defa uzatmak, parayı getirmek, az önce sizin söylediğiniz işte oradaki paraları burada aklamak falan Evet. gibi bir takım hadiselerde bu işlerin bir parçası bu sorularda o zaman daha çok yerli yerine oturuyor. Bir Evet. de şu 4,9 ton kokain meselesi var bir türlü çözülemeyen bir bilmece gibi Evet. değil mi bu da? Evet. Varlık barışı ile ilgili şunu söyleyeyim bir de unutmadan. Beşinde sadece hesapladım ben. Dün hesapladım tesadüfen başka bir şeye bakıyordum. 75 milyar dolar beşi son ikisi hariç 7 tane varlık barışı var. Bu beşinde bildirimde bulunulan daha önce kayda geçmeyen para 75 milyar dolar. Dolar cinsinden söylüyorum. Çok Türk acayip. lirası. Bunun Çok büyük para. 52 milyar doları yurt dışında olup da Türkiye'ye bildirilen. Hepsi getirilmiş mi? Hayır. Bildirmek de yetiyor. Getirmeniz de şart değil artık. Bunun hepsi kara para mı? Hayır. Ama önemli bir kısmı, ciddi bir kısmı en az bir 5-10 milyar doları kara para. Ayrıca
Bunu nereden anlıyoruz? Bakın işte bir takım Sırp liderler, şeyler, suç organizasyonu isimleri Türkiye'ye kaçıyor. Özellikle 2019-2020'de bu suç dünyasının kullandığı bir takım kriptolu telefonların çözülmesi, o mesajların çözülmesi, sağanak gibi gelen operasyonlar Türkiye'ye kaçmalarına yol açtı. Ve o operasyonlarda bir çok önemli bir soru var. Sırp uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'ye kaçtı. Onu nasıl mafya buldu Türkiye'de? Hani polis bulamıyor, mafya nasıl buldu? Onun affedersiniz, bunun cevabı da bu Enkroçat operasyonlarında, özellikle Sırbistan ve Karadağ'da o mesajlaşmalardan yargıçlar, polisler, kamu yöneticileri de çıktı ortaya. Yani sadece mafya değildir. Kamuyla ilgili, kamu yöneticileriyle ilgili bir yanı vardır bu ilişkilerde. 4.9 tonda da şöyle bir sıkıntı var aslında. O biraz Kolombiya polisinin Türkiye'ye attığı bir kazık şöyle ki, 10 çuvala bakılıp o 10 çuval içinden çıkan 189 gram kokain var. O kokaini 50 tona yayıp teşmil edip, evet, 4.9 tondan söz ediliyor. Halbuki yani 1 ton da olabilir, 10 ton da olabilir. Yani bu sadece bir oran. Ve daha önemlisi, o Haziran'da duyurdu Kolombiya polisi bunu. O Nisan'da yakalanmıştı. Nisan'da yakalanıyor, Haziran'da duyuluyorlar. Burada operasyon yapıldıktan sonra bu onu partiyi getiren zanlının yakalandıktan bir ay sonra Mayıs ayında burada vurulduğu anlaşılıyor. Yani gene mafya tarafından vurulduğu anlaşılıyor. Orada olay aslında Liceli eski el oyuncu yeniden kokaine dönmüş bir aileye doğru gidiyordu ama delil bulunamadı. O yüzden ben de isim veremiyorum bu konuda ama böyle bir yanı vardı. Ama orada daha önemli olan, Peker'in de altını çizdiği şu: bu olay ve ambarda yakalanan bir olay, gene gübre içinde kokain, bu granül kauçuk içindeydi. Bir de gene Kolombiya'da Temmuz ayında yakalanan kömür içinde kauçuk var, Türkiye'ye gelirken yakalanan daha küçük miktar. Bu üçünün de ortak özelliği, bunların getirildiğinde çözülmesi için bir kimyasal işleme tabi olması, dolayısıyla büyük bir organizasyon olması. Miktar ne olursa olsun, 1 ton, 2 ton, 5 ton önemli değil, 100 kilo bile olsa böyle bir organizasyon olması. Bu 3 vakada da bunun bir arkasına geçilemedi. Asıl soru orada. Soru o yüzden haklı. Polis delil bulamadı. Polisin belki neyi araştırdığıyla da ilgili bir şey. Şu da var bir yandan. Çünkü polis mesela bir suçlunun, diyelim buradaki ismin, bütün mali kaynaklarını, bütün ilişkilerini, bütün şeyini serbestçe soruşturamıyor. Ya da bir başka örnek vereyim. Mesela bu ambardaki gübre içindeki kokain gümrük tarafından yakalandı. Gümrüğün bir alarm algoritması ve sistemi var. Ama buradaki bilgi polise ulaşıyor mu? Hayır, ulaşmıyor. Bu kesilmiş bir bağ arada. Eskiden varmış ama kesilmiş bir bağ. Dolayısıyla bir tür taşlar bağlı köpekler serbest durumu oluyor burada hep. Bu yüzden elbette Sedat Peker bu çerçeveyi çizdi. Ama dediğim gibi Kolombiya'da bir kazık attı. Doğru bilgileri vermedi. Mesela o yanlış konteyner numaralarını veren Kolombiya polisi aslında. O dönemde. Evet, o da çok konuşulmuştu. Evet. Şimdi hep çok böyle şeylerdi. Çok çok vakitler aldı. Şu Metin Külüngü'yü tamam, dinleyelim mi? Cengiz Erdinç, Oğuzhan Uğur'un programında 10 bin dolar alan siyasetçi sen misin sorusuna 18 aydır tartışılıyor bu mesele. 18 ay sonra yanıt verdi. Bir hemen bir dinleyelim onu. Evet, son bir dakikamız kaldı. 18 ay sonra gelen alan ben değilim. Sedat Peker'in de bu konuyla ilgili açıklaması vardı. İşte yeğeni için 1,5 milyon dolar kadar para verdiğini söylüyor Metin Külünk'e. Herhalde şimdi Soylu konuşmalı değil mi? O çünkü ortaya attı bu iddiayı.
Evet, ortaya attı, savcıyla da görüştü ama bilgi vermedi bu konuda. Vereceğini de söyledi, vermedi. Peker de şöyle yalanlamıştı bunu aslında. Ya ne 11 doları ben... Ben hani daha çok paralar verdim. Bize yakışır mı falan diye şey mesleğe girmişti. Ama bunun böyle çok eğlenceli bir şey gibi konuşulması da ayrıca enteresan. Yani 10 bin dolar alan bir organize suç liderinden, o iddia o. Birini konuşuyoruz ve gayet rahat gülerek cevap veriyor. Bu da enteresan. Çok enteresan. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Erdinç. Gerçekten aydınlatıcı oldu bizim için de. Bu meseleyi belki birazdan devam ederiz konuşmaya. Söylediği çok önemli Cengiz Erdinç'in. Gülerek, eğlenceli bir ortamda böyle bir şeye cevap veriyor olması. Sonuçta siyasetin bir